Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Spor Toto Süper Lig'in 2022'nin Ocak ayı transfer ayları başladı arkadaşlar. E artık transfer çalışmaları başladı. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer çalışmalarını gözleneceğiz. Bir basınında Fenerbahçe'ye flash iddia yaptı. Brezilya basını sarı lacivertlerinin sönük geçen Inter deneyiminin ardından Flamengo'ya dönen 25 yaşındaki golcü menajer ile görüştüğü iddia edildi. Devre arasında takımı güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı lacivertli ekip teknik enamını da onaylayacağı yapılacak yönetimin önceliği Sandrova takviyesi ve bu doğrultuda iki futbolcu ön planda. İlk isimse Garbiel Barbosa oldu. Brezilya basın sarılığa cüvertini sönük geçen Inter deneyimin ardından Flamengo'ya dönen 25 yaşındaki golcü menajeriyle görüştü iddia edildi. Fenerbahçe hedef diğer oyuncu ise Vedat Moriç. Bir yıllık performansının ardından 17,5 milyon avroya Lazio satılan 27 yaşında futbolcu yeni takımında beklentiyi karşılayamadı. Kosovo'lu forvet kiralanması için İtalyan ekibiyle görüşüyor ve bu sezon 14 maç formaya giyen Moriç gol sevinci yaşayamadı. Şimdi diğer iddialara bakacağız. Vedat Muriçi gecenin büyük ihtimalle kiralanabilir. Yeni bir oyuncu var arkadaşlar. Onu size göstereyim. Fenerbahçe'de Portekizli'den e, Moranista forma giyen Abdü Conte ile görüşmelere başladığını bildirdi. Sarı Lacivert'teki Portekiz Ligi takımlarından Morisi'de forma giyen Abdü Conte'yi transfer temasa başladı. Süper Lig'in 32 puanla 4. sırada yer alan lider Trabzonspor'un 14 puanında geride kalan Fenerbahçe transferde hız kesmeden başladı. Ocak ayında nokta atışı transferler yaparak kadrosunu güçlendirmek ve aradaki puan farkını kapatarak şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Bu doğrultuda yönetim izleme rapor komitesi raporu sonuca Ali Koç ve yönetim bu transferde döneminden itibaren daha çok genç oyuncuların yöneleceği öğrenildi sol bek takviyesi yapmak isteyen kız Kanarya bu doğrultusunda aradığı futbolcuyu Portekiz'de buldu. E, Fenerbahçe Portekizlik takımlarından Moranis'te forma giyen Abdu temaslar başladı. Portekiz oyuncu devre arasında kadrosuna katmak isteyen yönetim squad ekibini önerdiği potansiyelin çok güvendiğini ve tüm şartların zorlanmasını istediği ve Kanarya 23 yaşındaki Solbek'i iyi bir ücrete satmayı planladığı ifade edildi. Güncel piyasası 1.5 milyon euro olan bekte bu sezon 18 maçı çıkan konuda bir asist kaydetti. Portekiz 6 yaş kadı ve 33 karşılaşmada görev aldı. Genç Solbeck'in sözleşmesi 2023'te sona eriyor. Futbola Sporting yani Sporting Lisbon altyapısında başlayan Konte 2019 yılında Moraes'e transfer oldu ve 3 yıldır Portekiz ekibinde görev alıyor. Sallı takımın gelmeye sıcak baktığı da belirlenmiştir. Yani bunun gelmesi gerçekten çok olasılıklar arkadaşlar. Sol belki bu oyuncu gelebilir arkadaşlar. Onu ben size söyleyeyim. Bu oyuncu da bakalım başka da yok arkadaşlar. Fenerbahçe için bu kadar. Şimdi yeni takımlara geçiyoruz. Galatasaray'a geçiyoruz. Ee, biliyorsunuz Galatasaray'da e, Fernando Mustafa'nın sözleşmesi fesildi aldık arkadaşlar. Mustaradan sürpriz Galatasaray şeyi var. Galatasaray'da başarılı kaleci Fernando Muslera'nın sözleşmesi feshedileceği haber sorusu paylaşım geldi arkadaşlar. Neymiş bakalım. 2020'de kalmak için çok güzel bir ülke. Kimidir? Belki daha fazla Muslera'dan ifadeli sözler sözler. Biliyorsunuz sakat olduğu için ve yabancı kontenjanı dolduğu için Muslera ile sözleşmesi sona erdirildi. Galatasaray'da İngiltere'den bir müjde. Mendy. Ara transfer döneminde takımını bir orta saha takviyesi yapmak isteyen sarı, sarı kırmızılar İngiltere'den müjde geldi. Sezon başı uzun süren Leicester City'den Nampalas Mendy isteyen Aslan transferde e ulaşamamış. Gustavo Asancu'ya anlaşmış. Ocak ayı içinde Mendy transferi e müjdeli haber geldiği söyleniyor. İngiliz basını yansıyan haberlere göre Leicester City'nin yeni transfer açabilmek için bazı isimler yol arayacağı düşünüyor. Bu isimlerden birisi ise Namdini Mendy olacağı çıkmıştır. Mendy geçen sezon defansı fırtınası ağırın Martin Sindi yerine fazlasıyla yeterli olduğu kanıtlandıktan sonra Pirelli'lik ve Arnolik sürpriz bir şekilde ihraç edildi. Geçen yaz kurup 3 yıllık bir yeni sözleşme imzaladı ancak şimdiden geleceği kim Power Stadyumu uzakta görünüyor. Mendy yaz aylarında neredeyse Türk takımı Galatasaray'a kiralanmıştı ancak bir son dakika anlaşmanın transferi bozuldu. Rodriguez o sırada Papi için bir tarihsizdi çünkü dışarı çıkması için bir veya iki fırsat vardı. Bu tam olarak gerçekleşmedi dedi. Bu sezon şimdiye kadar tek maçı Ekim ayında Brentford karşı Karabuk Kupası'nda dördüncü turda ikinci yarıda yedek olarak girmişti. Yani Mendy Galatasaray'a gelebilir büyük ihtimalle. Ve Aytaç Kara'nın yeni takımı belli oldu. Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Manatspor Spor Aytaç Kara'yla ilgileniyor. Büyük ihtimalle transfer olur çünkü gitmek istiyor. Galatasaray'ın yeni hedefi İsmail çok Çalış Sağ bek transferini isteyen Galatasaray Bursa Spor'un oyuncusu İsmail Çok Çalış'ı gündemine almıştır. Transfer olabilir mi? Sağ beke olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Galatasaray'da Ayrılık Süper Lig'de gösterdiği performansla hayal kırıklığına uğrayan Galatasaray uçak ayda transfer döneminde hız geçecek. Aslan bu yolda ilk ayrılık sanma hattında yaşanacak. Sözleşmesi 2024'te sonra yani Helen Art verdi kiralık olarak gidiyor. Gönderilebilir ve yeni oyuncu alınabilir. Victor Nelson ve Işık Kaan var orada. Marko da yetecektir. Bakalım nereye olacak arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız arkadaşlar. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere.